Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunda sadece 3 malzeme olan ve piştiğinde tel tel ayrılan katmer tarifi vermek istiyorum. Aynı zamanda bu tarifte maya da yok, yapımı çok pratik. Gerçekten ilk defa yaparsanız bile güzel sonuç alacağınızdan eminim. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. 4 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Suyun ılık olması hamurun kıvamının daha güzel olmasını sağlıyor. 2 tepeleme tatlı kaşığı tuzumuzu da alıp karıştırıyoruz tuz eriyene kadar. Yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayabiliriz. Ben ilk başta 4 su bardağı unumu kabıma döktüm ve çırpma teliyle güzelce özleşene kadar çırptım. Toplamda 11 su bardağı un kullandım. Güzelce çırptıktan sonra bir miktar daha un ekleyip elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Videoda da göreceksiniz zaten hamurun kıvamı ele yapışan bir kıvamda olması lazım. Sert bir hamur olmaması lazım. Ben yaklaşık 10 dakika kadar yoğurdum. Hamuru çok yoğurmak kıvamını hem daha güzel yapıyor hem de hamur daha kaliteli oluyor, pürüzsüz oluyor. 200 gram eritmiş olduğum tereyağına 1 su bardağı sıvı yağ ekledim ve karıştırdım. Artık hamurların bezeleri ayırmaya başlayabilirim. Ben sacda pişireceğim için bezeleri biraz büyük aldım. Eğer teflon tavada pişirecekseniz daha küçük bezeler yapabilirsiniz. Biliyorsunuz sac biraz büyük oluyor. Ona göre kolaylık olması için bezelerini büyük aldım ben. Yapışkan bir hamur olduğu için elimizi unlayarak bezeleri ayırırsak daha kolay yaparız. Toplamda 9 bezeyi ayırdım. Tezgahımızı unluyoruz ve bir beze hamurumuzu da alıp üzerine unladıktan sonra açmaya başlıyoruz. Çok ince olmayacak şekilde oklavayla açıyoruz. Hamur yapışırsa ara ara unlayabiliriz. Yeteri kadar açtığımız hamurumuza 3-4 kaşık kadar yağımızdan döküp her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla sürüyoruz.
Daha sonra rulo yapıyoruz ve gül böreği şeklinde sarıyoruz. Şekil verdiğimiz hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Bütün bezeleri açtıktan sonra ilk başta şekil verdiğimiz hamuru açmaya başlayacağız. Evet, dinlenen hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Dinlenmesi önemli arkadaşlar. Direkt açarsanız çok zorlanırsınız. Dinlenince daha kolay açılıyor. Yine orta kalınlıkta, ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde açıyoruz ve önceden ısıttığımız sacımıza yerleştiriyoruz. Eğer tavada yapacaksanız tavayı da önceden ısıtmalısınız. On 15 saniye kadar hamurumuza hiç ellemiyoruz çünkü ilk başta hamur biraz yapışabilir. 10-15 saniye sonra hamur kendini bırakacak. O zaman çevreliğe çevreliğe pişirmemiz gerek. Daha güzel kabarıyor pişerken. Yani direkt koyup öyle pişirmiyoruz. Sürekli çevrelememiz lazım. İlk pişirdiğimiz katmerimizi arkalı önlü yağlıyoruz. Diğerlerinin sadece üst kısmını yağlıyoruz. Üst üste koyacağımız için zaten alttan diğer gözlemenin yağı geçecektir. Arkalı önlü yağlanacaktır arkadaşlar. Katmerlerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.